Merhaba. Birkaç gün önce Amerikan yakın tarihinin en popüler figürlerinden biri öldü. Kendi döneminde Amerikan futbolunun en popüler oyuncusuydu. Fakat yası tutulacak biri değildi. Çünkü ölüm haberi verilirken onu tarihe geçiren olay mutlaka hatırlatılıyordu. 1994'te eski eşi ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp beraat eden O.J. Simpson, 76 yaşında kanserden öldü. Yargılandığı ve paçayı yırttığı doğruydu fakat kamu vicdanında aklanmadı. Ve 30 yıl boyunca bu prangayla yaşadı. O.J. bugün olmasa da öyküsü kıyamete kadar yaşayacak. Çünkü bu hikayede hemen herkesin kendinden bir şeyler bulacağı ibret verici detaylar var. 2017 Oscar'larında en iyi belgesel ödülü O.J. Made in America yapımına gitti. Ezra Edelman imzalığı bugüne kadar aday olan ve kazanan en uzun metrajlı yapım olma özelliğini taşıyordu. 5 bölümden oluşan 7 saat 47 dakikalık bir belgeseldi bu. Yine American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson dizisi, aynı sene 2 altın küre, 9 Emmy ödülünü topladı. 10 bölümlük dizi 8 saat 21 dakika sürüyordu. Olayı özetle bilmeme karşın diziyi ve belgeseli seyredince bambaşka ayrıntılara rastladım. Ayrıca farklı belgesel, film ve dokümanlara da baktım. O.J. Simpson vakası, karısını öldürmekten yargılanan eski bir futbolcu ve aktör, yani tipik reality malzemesi gibi klişeler barındırırken, gerek belgesel gerekse dizi, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, sosyolojiyi ve dönemi anlatması bakımından son derece çarpıcıydı. Çünkü O.J. Simpson davası Amerikan halkı, insanların genel psikolojisi ve toplum mühendisliği hakkında muazzam fikir veriyor. Hadise satır başlarıyla şöyle. 12 Haziran 1994'te O.J. Simpson'ın eski eşi Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman, Los Angeles'ta kadının iki çocuğuyla yaşadığı evin bahçesinde bıçakla hunharca katledilmiş halde bulunur. Oluk gibi akan kanları bahçe kapısına kadar uzanmaktadır olay yeri incelemesinde O.J. Simpson'ın kan ve DNA izlerine rastlanır. Katilin kullandığı eldivenin bir teki olay mahallinde, diğeri O.J. Simpson'ın evinde bulunur. Kan gölünde tespit edilen ayak izleri O.J. Simpson'ın el yapımı ayakkabısına aittir. O.J. Simpson'ın aracı evin dışındadır ve kapısında kan izi tespit edilir. Yine aracın içinde her iki maktulün DNA izleri bulunur. Nicole Simpson öncesinde defalarca polis ihbar hattını arayıp eski eşinin tacizlerinden ve kıskançlıklarından şikayet etmiş, O.J. Simpson tarafından defalarca dövülmüş, bu da fotoğraflarla belgelenmiştir. O.J. Simpson olay sırasında bölgededir. Ayrıca parmağında taze bir kesik vardır. Bu konudaki mazereti ise zayıftır. Şüpheli olarak derhal ifadesine başvurulur, sonra serbest bırakılır. DNA ve kan örnekleri incelemesi bitince, Tutuklama kararı çıkar, fakat bu defada teslim olmaz, polisten kaçar. İşte her şey bundan sonra başlar. ABD'de 100 milyona yakın kişi bu kovalamacayı televizyonlardan naklen seyreder. Havada ve karada onlarca canlı yayın aracı ve canlı yayın helikopteri olayı takip etmektedir artık. Öyle ki kanallar ulusal futbol ligi maçını kesip bunu vermeye başlar. Böylesi görülmemiştir. Sonuçta ikna edilir, yakalanır, cezaevine konur. İşte bundan sonra yaşanacaklar artık mahkemenin değil, kamuoyu mahkemesinin meselesidir. Daha dava başlamadan medya hemen her konuya balıklamadalar. Görgü tanıkları para karşılığında televizyonlarda konuşur, haliyle davadaki tanıklıkları düşer. Aile yakınları kanal kanal öyküler anlatır, kitaplar yazar. Dava başladığında savcının, avukatların, mahkeme başkanının vesaire özel hayatı reality show malzemesidir artık. 9 ay süren duruşmalar televizyonlardan canlı verilir. Halk tarafı yani savcılık kendinden emindir çünkü deliller çok güçlüdür. O.J. Simpson'ın avukatları da bunun farkındadır ve kazanmak için tek yol vardır. Irkçılık üzerinden kamuoyunu kutuplaştırmak. O.J. Simpson siyahtır. Lakin hayatı boyunca kendi ırkını pek umursadığı görülmemiştir. 70'li yıllarda ülkenin en meşhur futbolcusudur. Sonrasında reklam filmleri, televizyon şovları gelmiş. En son sinemada oyunculuğuyla öne çıkmıştır. Fanatikleri hatırlayacaktır. Çıplak Silah serisinin 3 filminde de Nordberg rolündedir. Paraya ve şöhrete kavuşmuş hayatı beyazlar içinde onların semtlerinde geçmektedir. Sevgilileri ve son eşi beyazdır. Fakat siyahların rol modelidir. Los Angeles Polis Departmanı ise siyahlara kötü muamelesiyle ünlüdür. İşte avukatlarına göre O.J. Simpson ırkçılığın son kurbanıdır. LAPD'nin gözünde olağan şüphelidir. Hatta onu suçlayan deliller LAPD marifetiyle olay yerine yerleştirilmiştir. Oysa O.J. Simpson'ın o güne kadar polislerle hiç meselesi olmamış, bilakis verdiği sayısız partide baş köşede ağırlanmışlardır. İlişkileri çok iyidir. Lakin bu kimin umurundadır? Dava bir medya sirkine döner. Toplum kutuplaşır, siyahların çoğu O.J. suçsuz derken, beyazların büyük bölümüne göre suçludur. Dönem kuralsız televizyon yayıncılığı dönemidir. Televizyonda çıkan haberlerin doğruluğundan şüphe edilmez. Olduğu gibi kabul edilir. İnternet yoktur. DNA teknolojisi bilinmemektedir. Mahkemeye gelen uzmanlar anlatır ama jürinin bilimsel lafları çözmesi mümkün değildir. OJ'in milyon dolarlar akıttığı avukatlar da savunma stratejilerini buna oturtur. Amerikan halkı basit düşünür ve kitlesel olarak çabuk etkilenir. Onun için en iyi bildikleri ve buram buram yaşadıkları ırkçılık üzerinden yürüyeceğiz. Savcılık delillere öyle güvenmektedir ki iki büyük hata yapar. Olay yerinde bulunan eldivenleri OJ'in mahkeme salonunda denemesi istenir. Eldivenler eline olmaz. Kandan dolayı çekmiş filan dense de olan olmuştur. İkinci hata ise olay yerine ilk giden polislerden biri ırkçı olduğu tescilli olduğu halde tanık sandalyesine oturtulur. Savunma polisin siyahlara zenci dediği kayıtları bulup dinletir. Avukatların ifadesiyle bu onlara göklerden gelen bir lütuftur. Dizide ilgili bölümün adı da bu. 9 ay süren ve sadece mahkeme tutanakları 50 bin sayfa olan dava biter ve çok şaşırtıcı bir şey olur. Ağırlığı siyahlardan oluşan jürinin karar vermesi sadece 3,5 saat sürer. O.J. Simpson suçsuzdur. Kiliseleri dolduran siyahlar havalara uçarken ekranları başındaki beyazlar adeta yıkılır. Esasen davada delillerin kimin katil olduğunun, O.J. katil değilse gerçek katilin nerede olduğunun filan önemi yoktur. Afro-Amerikan halkı uzun yıllardır tabi tutuldukları lincin öcünü aldıklarını düşünmektedir. O.J. evine döner ve fakat neredeyse tüm arkadaşları sırt çevirmiştir. Eski popülaritesinden eser yoktur. Aile dostu avukatı Robert Kardashian bile onu terk eder. Meşhur selebriti kim Kardashian'ın babası. Kaldı ki Kardashian'ın eşi ve kızları sonraki yıllarda bu sansasyonel davayı lehlerine kullanıp hepsi birer reality yıldızı olacaktır. Peki ya O.J. Simpson? Zafer sevinci kısa sürecektir. Meşhur davadan iki yıl sonra maktul yakınları aynı suçtan iki kere yargılama olamayacağı için bu defa kamu davası açarlar. O.J. Simpson suçlu bulunur ve 33 milyon dolar para cezasına çarptırılır. Her şeyine haciz gelir. Florida'ya taşınır. 10 yıl böyle geçer. 2007 yılında 5 kişiyle birlikte Las Vegas'ta bir otel odasını basmaktan yargılanır. Aptalca bir olaydır esasen. Hatıra spor eşyaları çaldığı iddia edilir. Avukatları OJ'in kendisine ait eşyaları geri almaya çalıştığını öne sürer ama mahkeme bu defa malum nedenlerle çok katıdır. OJ 3 Ekim 1995'te aklanmıştır. Kadere bakın ki 13 yıl sonra aynı gün 3 Ekim 2008'de tam 12 suçtan hüküm verilir. Karar 33 yıl hapistir. Suçlamalar arasında adam kaçırma dahi vardır. Delili de olay sırasında OJ'in kimse bu odadan çıkmayacak sözüdür. Ayrıca temyiz sürecinde dahi kefaletle serbest kalamayacağına karar verilir. Büyük medyatik şovlarla gerçeklerin gölgelendiği önceki davayı unutmayan ABD yargısı bu defa tüm delilleri üst sınırdan OJ aleyhine kullanmıştır. Bu son olay geciken adaletin tecellisi için muazzam bir gerekçe olur. Zira hukuk çevrelerinin genel kanaati odur ki son davada azami ceza sınırı sadece 2 yıldır. Haliyle OJ davaları karısını öldürmekten yargılanan aktör veya tipik reality malzemesi değildir artık. Bir Amerika anatomisidir. Öykü cinayet işlediği delillerle sabit olduğu halde değerleriyle hiç buluşmadığı halkının sevgisini arkasına alıp avukatlara çuvalla para akıtan ve onlar marifetiyle toplumu kutuplaştıran, mahkeme salonunun dışında kaos çıkaran, Halk jürisini de bununla etki altına alan lakin çok geçmeden çok daha basit bir suçtan adeta cinayete eş değer cezaya çarptırılan bir adamın ve onun yaşadığı toplumun öyküsüdür. Oriental James Simpson. Yani kısa adıyla O.J. Simpson. Yaklaşık 10 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2017'de serbest kaldı. Simpson bu davalar öncesi Amerikan halkının çok sevdiği bir profesyonel sporcuydu çeşitli Amerikan şirketleriyle milyon dolarlık sözleşmeleri vardı. 30 yıl boyunca elindeki avucundakini davalara harcadığı gibi şöhretini, itibarını kaybetti ve tabir yerinde ise kafasını bir daha kaldıramadı. Ölümü de gözlerden uzak karşıladı. 11 Nisan 2024'te 76 yaşında kanserden hayatını kaybetti.